Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümetin çalışmalarını kısmen askıya alması bir anda on binlerce kamu çalışanını sonu belirsiz bir sürecin içine soktu. Beyaz Saray, önceki gece Kongre'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların yeni bütçe planı üzerinde uzlaşı sağlayamaması üzerine zorunlu olmayan tüm federal hizmetleri kapatma kararı aldı. Vatandaşların tepkisi büyük. İçeri girip kendi işime son vermem ve sonra da tekrar eve dönmem gerekiyor. Bundan sonra ne kadar süreyle çalışamayacağım hakkında bir fikrim yok. Kongredekilerin işini yapmadığını düşünüyorum. Ülke genelinde müze ve milli parklar kapılarını kapatırken vergi ve pasaport daireleri gibi birçok kamu kurumu hizmet veremeyecek. Bu durumdan en çok orta sınıf Amerikalıların etkileneceği öngörülüyor. Ev kredimi, faturalarımı ve kızımın okul masraflarını ödeyebilmek için birikimlerimi eritmek zorunda kalacağım. Cumhuriyetçiler ve demokratların daha fazlasını yapmaları gerekiyor. Ortalama bir Amerikan vatandaşının hangi koşullara sahip olduğunu ve yaşamak için çalışmaları gerektiğini gerçekten anlamalılar. 17 yıl sonra ilk kez hükümet krizi yaşanan ülkede zorunlu izne çıkarılacak memur sayısı 800 bini bulabilir. Bu personelin evde kaldıkları süre için maaş ödemelerini alıp almayacağı da belirsiz. Ülkede benzeri bir durum en son 1990'lı yılların ortalarında yaşanmıştı.